Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli izleyenler, herkese hayırlı akşamlar dilerim. Bizlere soru ve görüşleriniz için 553-466-46 oğlu numaradan ulaşabilirsiniz. WhatsApp veya normal mesaj yoluyla aramalara bakamıyoruz programda olmamız hasebiyle. Bu hafta hocalarımıza İstiklal Caddesi'nde patlamayı soracağım. Bu konuya dair birçok kargaşa var. Bunları hocalarımıza sorup onların görüşlerini alacağım. Sizlerin de görüşleri varsa bu konu hakkında mesajlarınızı atarsanız buradan okuyabiliriz. Konumuza geçmeden önce her hafta olduğu gibi hocalarımıza dönüyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz hocalarım? Allah razı olsun. Tefsir çalışmamız var biliyorsunuz. Çok evet. Yoğun bir tefsir çalışmasındayız. Biz perşembe günlerinde inşallah tefsir yapıyoruz. Perşembe ve cuma. Cumartesi tefsir toplantımız oluyor. Evet. İnşallah şimdi 2 hafta, 3 hafta sonra inşallah ilk cildimiz çıkıyor. Bu sene sonu yani ilk cildimiz çıkıyor. Toplam 5 cilt olacak herhalde. Şu an ağırlık çalışmamız, tefsir ve diğer çalışmalarımız üzerinde inşallah devam ediyor. İnşallah güzel bir eser olur halkımıza. Hem halk dilinde basitleştirilmiş Türkçe ile ağır kelimeler olmaksızın eski Osmanlıca tefsirleri gibi değil, bu daha sade halk dilinde bütün tefsirlerin özetiyle beraber, zaten tefsirin ismi tefsirlerin özü ismiyle beraber 21 tane hocamızın donanımı, ilmiyle beraber inşallah çok muhteşem bir eser hazırlanıyor. Şu an ağırlık çalışmalarımız bu yönde. Önümüzde zaten Özbekistan var önümüzdeki hafta. Ocak'ta da inşallah büyük umremiz olacak 400 kişilik. Şu an çalışmalarımız bunlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun. İnşallah hayırlı, tesirli, kaliteli bir program yapacağımıza inanıyorum. Rabbim inşallah sözlerimize tesir, bedenlerimize kuvvet ikram eylesin. Amin. Amin. Mecid Hocam, size hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Mevla Teala şükürler olsun, bizler de aynı şekilde vazifelerimize devam ediyoruz. Allah razı olsun. Hocalarım. Hocalarım, bu hafta bizi çok üzen bir olay gerçekleşti. Her yerde de konu oldu. Herkes bir şekilde olayın bir yerinden tuttu. Bir patlama gerçekleşti ülkemizde. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Bu nasıl bir şey hissettirdi size? Onu en başta bir sorayım sizlere. Sonrasında da diğer konulara geçeceğiz inşallah. Ben başlayayım. Zaten çok da ifade kullanmamak lazım. Kullanamıyoruz. Zaten yayın sahada var. Bu zamanlarda bu hadiseleri her türlü birileri planlıyor. Evet. Ülkemizde de acayip bir durum var. Yani terörist ortaya konuyor. Hükümet tarafından, devletimiz tarafından. Yani %50-50 hemen hemen bu teröristi tabir caizse bir plan, o proje gibi ortaya koyulduğunu iddia edenler de var. Yani %50-50 bugün halkımız o kadar çok bu olayla ilgili şeyler söylüyorlar ki. O yüzden yayın yasağından dolayı da çok da ifade kullanmamakla beraber Mevla Teala birliğimizi, diriliğimizi inşallah daim eylesin diyorum. Tabii ki de burada en üzücü hadise bizim için tabii ki de şehitlerimizdir. Yetim ve öksüz kalan çok yavru, yani bu konuda çok ifade zor oluyor gerçekten. Çok küçük kardeşlerimiz var. Annesini babasını kaybedenler var. Anne baba vefat etti, çocuk hayatta kaldı. Böyle olaylarla karşılaştık. Hatta iki tanesi de bizim hemşerimizdi bu arada. Bizim kendi eşrafımızdan tanıyanlar bile var. O kadar yakınlardı. İnşallah Rabbim rahmet eylesin diyorum. Mekanları cennet olsun. Amin. Söyleyeceğim bu kadar inşallah. Rabbim ölenlere rahmet eylesin inşallah. Yaralara acil şifalar ikram eylesin. Ülkemizde bu tür olayların tabii görülmesi üzücü. Rabbim inşallah bu işlerin altından güzel bir şekilde kalkıp dünyada söz sahibi olan bir ülke haline gelmeyi, İslam'la beraber söz sahibi olan bir ülke haline gelmeyi cümlemize ikram eylesin, ihsan eylesin. Evlatlarımızı muhafaza eylesin. Bugün normal şartlarda
Tabii yaşanan olaylara baktığımızda, daha önceki felaketlere, yaşanan olaylara baktığımızda gerçekten üzücü bir durum. Bu sabah evden bir kişi sabah evden çıkarken belki de biliyorsunuz herkesin içini yakan bir olay oldu. Bir bebek arabası çok gündeme geldi. Mesela yavrusuyla beraber gezmeye çıkan başka bir kızıyla, 3 yaşında kızla babanın da vefat ettiğini gördük. Sabah evden çıkarken mesela kesinlikle yani belki de o gün güzel geçsin, işte gezelim, evladımla vakit geçireyim vesaire diye. Bunlar çok acı geliyor yani. Bir program gezmek için, evladıyla vakit geçirmek için vesaire sabah hiçbir şeyden habersiz evden çıkıyorsun. Sonra yarın artık bu dünyada yoksun yani. Böyle bir durum. Ve niye? Belli insanların, belli kişilerin diyeyim tamamıyla çıkar ilişkileri yüzünden, menfaat ilişkileri yüzünden, haksız bir saldırı yüzünden başına bu olay geliyor. Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Rabbim inşallah ülkemizi, vatanımızı, birliğimizi, beraberliğimizi bozdurmasın. Biz çok vatan olmayan yerlere gittik. Onu vatansızlığın sonucunu gördük. O yüzden bizim normalde tarikatımızda da bu vardır. Başındaki en zalim bile olsa, eğer devletini, vatanını muhafaza ediyorsa normal şartlarda saygı duymak gerekir. Tabii bunu insanın bazı şeyleri nasıl olur diye kafasını almadığı yerlerde bunları gösteriyorlar. Ben daha önce Suriye'ye gittim. İşte bu yardım çalışmalarında vesaire Suriye'ye gittim. Gerçekten vatansızlığın nasıl olduğunu orada bir kez gördüm. Daha sonra Afrika'ya gittim. Afrika'da aynı şekilde güçsüz bir vatanın ne durumda olduğunu gördük. Güçsüz bir vatanda ne oluyor onu söyleyeyim size. Namuslar ucuzluyor. Cinayetler örtbas ediliyor. Güçlü olan, güçsüz olanı eziyor. Uyuşturucu had safhada oluyor. Fakire yaşama hakkı tanınmıyor. Garibana yaşama hakkı tanınmıyor. Ve ismi koyulmasa da ciddi bir kölelik sistemi oluyor. Gerçekten çok yani böyle yaşanılması, yani silahı olanın silahı olmayana, parası olanın parası olmayana çok ciddi bir üstünlüğü, yani köle sahip derecesinde ciddi bir sıkıntı oluyor. O yüzden vatanımızın kıymetini bilmek lazım. Yıllarca tabii Türkiye'ye, ülkemize her türlü oyunlar, sadece şey değil, gıdalarla, şunlarla, bunlarla her türlü oyunlar oynanmasına rağmen Mevla Teala'nın yardımıyla beraber vatanımız ayakta dimdik duruyor. Rabbim inşallah bunlara fırsat vermesin. Kaliteli bir şekilde İslam'la birlikte kaliteli bir şekilde dünyaya hükmedebilmeyi milletimize, vatanımıza ikram eylesin, ihsan eylesin diyorum. Evet. Siz de bu konu hakkında ne söylemek isterseniz. Rabbim vatanımızı, milletimizi muhafaza eylesin inşallah. Gerçekten gerekli şeyleri hocalarımız söyledi. Üzücü, insanın vicdanına sığdıramadığı, yani düşünüyorsunuz neden insanları öldürme yönünde bir eylem yapılır? Yani bir insan neden, nasıl yapar bunu, yani vicdanına nasıl sığdırır? İşte o patlayacak o bombayı oraya nasıl koyar? Oradaki insanları gördüğü halde hiç vicdanı sızlamaz mı? Ne bileyim, veya bu işi nasıl kabul eder? Veya bu işi planlayanlar, yani orada bir çoluk çocuk insanların olmuş olduğu yere bunu nasıl koyarlar? İnsan gerçekten aklı mafsala almıyor. Ama demek ki vicdanları kararmış. Gerçekten belli başlı menfaati şeyler uğruna insanları kıyabiliyorlar. Tarihte bunun birçok emsalini görebiliyoruz. Kendi idealleri, kendi fikirleri, kendi yapıları veya işte bir kargaşa ortamı, bir kaos ortamı oluşturabilmek için orada vicdansız bir şekilde, yani kimi öldürdükleri, neyi öldürdükleri önemli olmaksızın bunu yapabiliyorlar. İnsan burada gerçekten şaşırıyor. Rabbim inşallah ölenlere rahmet eylesin. Yaralarımıza şifalar ikram eylesin. Yani bu tür olaylarda kesinlikle insan şeye bakamıyor. Yani nasıl söyleyeyim size, kimdi, neydi, nasıldı diyemiyor. Sonuçta orada bir insan, yani yaşayan bir insan, çocuk, kadın, erkek fark etmez yani. Bir insanın hayatına böyle
bir eylem vari hayatlarına kıyılıyor. Gerçekten insan anlamıyor ama demek ki bu şekilde körelebiliyor vicdanlar. Bu şekilde zalimleşebiliyor insanlar. Rabbim inşallah onların şerlerinden muhafaza etsin. Vatanımızı, milletimizi muhafaza etsin. Gerçekten Osman Hocam çok güzel söyledi. İnsanın vatanı ne kadar kuvvetli olursa, milleti ne kadar dik olursa, birlik, beraberlik içerisinde olursa o kadar nasıl söyleyeyim size kuvvetli oluyor, kudretli oluyor ve o kadar emniyette oluyor. Bugün belli başlı demek ki sıkıntılar var. Bu sıkıntılar neticesinde de bu tür şeyler olabiliyor. Rabbim inşallah bunlarla alakalı ne tür önlemler alınması gerekiyorsa, neler yapılması gerekiyorsa, nasıl araştırmalar yapılması gerekiyorsa, bunlar bizim ilim dalımızda olan meseleler değil. Daha çok istihbaratla alakalı, ne bileyim işte emniyetle alakalı, o kanatları ilgilendiren meseleler, onun ilmi de onlara vakıf. O yüzden inşallah daha sık, daha detaylı, daha farklı bir şekilde Rabbim inşallah tekrarlarını göstermesin bu tür vakaların. Yakınlarına da Rabbim inşallah sabrı cemiller ikram etsin. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Şükürler olsun ama şöyle bir mesele var ki yani gerçekten milletimiz bu konuda vicdani olarak durumunu ortaya koyma durumuna geçiyor. Yani bu tür şeylere sessiz kalıp sindirilip sessizlik değil de birlik beraberliğiyle beraber en azından bu tür durumlarda ortaya kınamasıyla beraber veya işte bu olaya tepkisiyle beraber ortaya insanlar tepkilerini koyuyorlar. O yüzden dolayı Rabbim inşallah tekrarını göstermesin diyorum. Şu an gerçekten Türkiye'de tüm dünya bir kargaşa halinde ama Türkiye dünyanın merkezi halinde olması hasebiyle bütün gavurların niyeti hep tarihten beri yani hangi tarihi incelerseniz inceleyin, baktığınız zaman da hep bu tür vakalarla beraber birlik beraberliği bozma, korkutma veya işte ne bileyim bu tür suikastlerle beraber insanları sindirme hususunda çalışmalar hep olmuş. Rabbim inşallah muhafaza eylesin, tekrarını da göstermesin diyorum. Amin, amin. Hocalarım ağzınıza sağlık. Ne kadar yasak olsa da en azından üstü kapalı bir şekilde... bu konuyu konuşmadan da geçemezdik. Rabbim inşallah en kısa zamanda bu tür sorunların, problemlerin bir an önce ülkemiz açısından aşılmasını bizlere nasip eylesin diyorum. Ve bir konuya geçeceğim. Bugün Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş, Ümraniye'de başkanı, Ümraniye'de bir caminin açılışında bir açıklama yaptı ve ülkemizde camisiz hiçbir mahallenin kalmayacağını söyledi. Bu konu hakkında hocalarımız neler düşünüyorlar acaba onu sorayım dedim. Sen tabii yanlışlıkla bakanını söyledin ama biliyorsun biz bir anayasa hazırlamıştık. O maddelerden bir tanesi de Diyanet İşleri Başkanlığı bakanlık olsun. Yani eğer o yasa geçerli olsaydı şu an belki de Ali Hoca bakandı. Önemli yani Diyanet İşleri... Bugün Türkiye'de en büyük personele sahip, 124 binden fazla personele sahip, 96 binden fazla da camisi bulunan bir kurum. Bakanlık seviyesinde, bakanlık düzeyinde bir kurum ama başbakanlığa bağlıydı. Herhalde şu an Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum halinde sadece. Bakanlık olması şart yani. Sen yanlışlıkla söyledin ama evet bakan olsa daha iyi olurdu. Gönlümdekini söyledim. Evet. Bu yasayla ilgili de benim bildiğim kadarıyla zaten camimiz olmayan mahalle yok diye biliyorum. Bilmiyorum belki hocalarımızın daha bilgisi vardır ama zaten bu proje faaliyete geçtiğini ben biliyorum. Belki Tunceli gibi yerlerde belli biraz daha böyle doğuda zaten mahalle başına çok fazla cami düşüyor. İstanbul, Ankara'da da var. Belki İzmir, Tunceli gibi yerlerde özellikle bu proje geçerli olacaktır. Oralarda biraz cami eksikliği de var gerçekten. Bununla birlikte geçen gün de bunu canlı yayında diğer önceki programımıza da biz dile getirdik. Bu konuda üstüne çok güzel geldi. Bu konuda alakalı ben sadece bir şey söyleyeceğim. Mesele maksat burada cami açmak mı? İnsanları camiye alıştırmak mı? İnsan yetiştirmek mi? Bu çok önemli. Osmanlı Selahaddin camiler yapmış. Doğru mu? Bugün bir yeni cami, bugün işte bir Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet, Selimiye, Süleymaniye, Şehzade Camii, Osmanlı eserleri. Evet.
bakıldığında gerçekten dünya çapında da kabul görmüş, dünyadaki bilim adamları tarafından da hala araştırılan muhteşem eser camiler. Ama Osmanlı'da bir cami yapıldığında hem cami ağzına kadar doluyor avlusuyla beraber ve bununla beraber Osmanlı'nın da maddi gücü buna elverişli. Devlet olarak da güçlü. Mesela Özbekistan'da altından cami diyorlar ama altından kubbeli cami var. Özbekistan'da gitmiştik, hocalarımız da şahit. İnşallah yine gideceğiz. Özbekistan'da bu mevcut. O zamanki devlet medreseyle bütünleşmiş. Medreselerin en güçlü olduğu zamanlar ve o zaman da madde var. İnsanlar da camiye geldiği için devletimiz bunu yapmış. Ama şimdi günümüzde asla cami yapılmasına, asla yanlış anlaşılmasın, karşı değiliz. Çok memnun ve şeref duyarız. Ne kadar ezan duyarsak o kadar şereftir bizim için. Ezanlarımız dinmesin, duamızdır. Ancak burada bizim bugün halkımız, şu programlarda gençlerimizle bazen canlı yayınlar açıyoruz. Bütün gençlerimiz cami imamlarına kızıyor. İmamlarımız ve Diyanet camiası bize kızmasın. Bizim bütün eşrafımız Diyanet'tedir ama imamlara kızıyor. Bize de kızıyor. Yanlış anlaşılmasın. Bizi de hatalar olabilir. Ama özellikle halk bugün özellikle Diyanet'i benimsediği için bu işlerde halkımız buna kızıyor. Camilere, imamlara kızıyor. Neden? Çünkü kardeşim eğitimsiz, donanımsız insanlar insanların önüne geçip namaz kıldırıyor. Geçenlerde biliyorsunuz ateist adam 2 yıldır ateist olmasına rağmen İmam olduğu ortaya çıktı. Niye diyorlar imam oldun? Başka meslek bulamadım. Puanım buna yetiyor dedi. Böyle birçok insan var. Gerçekten Yasin'i Şerif'te de buyuruluyor ya. O para için namazı satanlara, Kur'an'ı satanlara yazıklar olsun. Onlar cehennemin ta kendileridir. Ayet-i kerimesinden de yola çıkarak bunu satmak küfürdür. Eğer gerçekten bunu bir para uğruna ben bunu yapıyorum derse bir insan şirke düşer. Allah muhafaza eylesin. Bununla beraber camiler yapılıyor. Başkanımızı gerçekten tebrik ediyoruz. Diyaneti gerçekten tebrik ediyoruz. Camiler yapılsın. Karşı değiliz. Ama camide çalışan bir personel. Bugün Diyanet camiasının 120 bin personeli var. Hadi 90 bin tanesi bunun diyelim Diyanet camiası. Müftülükte çalışanlar falan da var. 90 bin tane bugün 100 bin personeli var hoca olarak. En güçlü kadroya sahip bugün Milli Eğitim'den sonra Diyanet camiasıdır. Kardeşim bu insanlar bir imam efendisi. Bir imam efendi ya, öğlenle ikindi arası çıksın, esnafını geçsin. Bir gün Kur'an öğrenme dersi koysun. Çarşamba günü Kur'an öğretsin. Perşembe günü ilmihal öğretsin. Cuma günü tefsir öğretsin. Pazartesi elifba dersi versin. Salı sohbet etsin. Pazar çocuklarla bir etkinlik yapsın. Yani Diyanet personeli, Diyanet'in çalıştıramadığını düşünüyorum. Ve o yüzden de insan cami imamını tanımıyor. Camisini tanımıyor. Ya ben yanınızdaki caminin imamıyım, imam hatibiyim. Adım Ahmet. Eğer dini konularda bir sualiniz olursa, kafanıza takılan bir şey olursa, bir düğününüz, davetiniz, cenazeniz, taziyeniz olursa ben burada vazifeliyim. Allah için gelir, seve seve burada bulunmaktan şeref duyarım. Bu da numaram deyip bir çalışmadır. Hadi gençler. Her hafta çarşamba günü akşam yas arası yarım saat sohbet ediyoruz. Sizi camimize bekliyoruz. Yani sadece namaz vakitleri namaz kılmak veya kıldırmak değil. Tabii ki bunu zaten yapmazsa olmazsa olmaz olmazı. Ama bununla beraber gençlik, halk, esnaf, sonra özel istekler. Hocam biz perşembe günü saat 10'da müsaitiz. Gelip bize ders verebilir misiniz? Biz burada fabrikada çalışan 150 tane işçiyiz. Deyip seve seve gitmesi lazım. Bu din böyle büyür. Efendimiz bile biliyorsunuz Asr-ı Saadet döneminde Mekke ticari olarak da Mekke turistik olarak da o zaman da çok revaçta olan bir şehirdi. Arap Yarımadası'nın en güzel şehriydi Mekke. Dolayısıyla Mekke'ye diğer ülkelerden, şehirlerden gelen insanları Peygamber Efendimiz nerede buluşuyorlarsa oralara gidip kendisini tanıtır ve İslam'ı tebliğ ederdi. Ya bu çok akıllıca siyasi bir hamledir aynı zamanda. Oradan çünkü insanlar ülkelerine gittiğinde İslam'ı onlara ya böyle bir insan geldi, böyle bir dinden bahsetti, böyle hükümlerden bahsetti diyerek İslam'ı bu şekilde yaymıştır ve tebliğ etmiştir. İnşallah cami projesi güzel ama biraz daha Diyanet'in kendi kadrosunu bu şekilde çalıştırabilirse
bence mükemmel bir çalışma olur. Nurun ala nur olur inşallah. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Bence. Necit Hocam, sizler bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Evet, ben de Abdurrahman Hocam'a katılıyorum. Bu arada sakalları da çok güzel olmuş. Biraz uzamış, güzel, bayağı yakışmış kendisine. Gerçekten siz şimdi öyle deyince ben okumadım veya duymadım o projeyi. Aklıma direkt Efendi Hazretlerimizin projesi aklıma geldi. O da buyuruyor ki, her mahalleye bir kız, bir erkek Kur'an kursu açın. Size İslam'ı söz veriyorum. İslam hukukunu söz veriyorum diye bu şekilde buyuruyor, biliyorsunuz. Yani bu ne demek? Her mahallede bir cami olması. Cami aynı zamanda nedir? İslam'ın anlatıldığı, İslam'ın bir şiarı, bir imaresi, emaresi, işareti. Oradan ne olacak? İnsanlar doğru İslam bilgisini, ehli sünnet itikadını, Kur'an-ı Kerim okumayı, ilmihal bilgilerini, bunları normal şartlarda oradan İslam yayılması lazım. Yani caminin olayı nedir? Bulunmuş olduğu yerde oradan İslam'ın ışığını tutması. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Nebevi'yi ilk hicret ettiği zamanda Medine'ye, kendi evinden önce Mescid-i Nebevi'yi inşa etmesinin durumu nedir? Hemen hurma dallarıyla bir gölgelik yapılmış. Bu şekilde anlatılır. Hurma dallarıyla bir gölgelik yapılmış ve hemen eğitime başlamış. İşte Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan, Musab bin Ümeyr'ler, nice sahabeler hep ne yapmış? Oralarda yetişmişler. Öyle anlatılıyor ki sığamamışlar oraya. 500 tane, 1000 tane talebenin olduğu dönemler olmuş. Yani Peygamberimiz yetiştirip yetiştirip büyütmüş, yetiştirip yetiştirip hep büyütmüş. Burası değil, mescit. Yani cami, bugünkü ismiyle cami, mescit, medrese. Baktığınız zaman da Osmanlı'ya dönelim. Baktığımız zaman da her caminin bir medresesi var. Bakın yapılara. O yan taraflarında hep görürsünüz. Şimdi işte kimileri çay ocağı olmuş. Kimileri bilmem kafe olmuş. Onlar değişik değişik. Tabii hepsi bir yani hepsi bir medrese. Cami yapmışlar. Caminin yanına bir medrese yapmışlar. Yani neden? Yani her şeyi yapmışlar. O günkü şartlarda tuvalet banyo meselesi olmadığından talebeler de okuyor. O yüzden hamamda hep olmuş yani insanların temizliğiyle alakalı. Bugünkü şartlarda daha farklı yapılabilir. Yani sadece cami projesi değil de medrese projesi de olursa, çünkü imamlarımızla alakalı da şöyle düşünebiliyor insan. Şimdi misal ben geliyorum, diyelim ki herhangi bir ilde, bir ilçesinde camiye geçiyorum. Tek başımayım. Tek başımayım orada. Yani insan tek başına olduğu zaman da şeytan onunla uğraşır, nefis onunla uğraşır, dünya meşgalesi onunla uğraşır. Onu ne yapıyor? Kapatıyor onu. Yani onun bir faaliyet yapmasını, işte bir yapıyor, iki yapıyor. Bir de insanlar böyle işte mesela çıktı diyelim, Abdurrahman hocamızın dediği gibi bir esnaf dolaşırken biri böyle bir takıldı, bir şey söyledi. Biraz da çekingen bir adamsa bitti o adamın pili. Bir daha dışarı çıkmaz. O yüzden dolayı bunu destekleme amaçlı. Şimdi yanında bir medrese olsa, orada talebeler okusa, oranın bir Şeyhülislam'ı, Şeyhülislam'da yani hoca efendisi olsa, diğer tarafta hocaları olsa, hafızlıkta, Arapçaydı veya işte ne bileyim Kur'an ilimleriyle alakalı, imamla beraber orası bir kadro olsa, 4 kişilik, 5 kişilik bir kadro olsa ve bu kadronun nöbetleşme sistemiyle beraber işte sohbetleri, yani onlara bir müfredat verilse, sohbetleri, akşam dersleri yapardık biz. Gençliğimiz hep akşam dersleriyle geçti. Çok önemli. Yani evet, akşamları esnaflar toplanırdı haftada 3 gün. Yani hocamız gençliğimizde hep bizi pazartesi, çarşamba, cuma günleri akşam yok. Akşam gidelim bir yerde çay içelim. Yok, oturacaksınız, adam okuyacaksınız. Bir de yaşımız o zaman 17, 18, 19. Bir geliyor 35-40 yaşında adamlar. Ondan sonra o adamlara garibimize de gidiyordu. 40 yaşında adam geliyor. B, T. Ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz. Ama öyle iştiyaklı geliyorlar ki. Yani beraber de hatta Kartal'da yaptık, o yüzden anlatıyorum. Hiç kaçırmıyorlar dersleri. Diyoruz ki ya bu hafta bari yani şu gün kaçalım dışarı da biz de biraz akşam dolanalım dışarıda gibi. Gençlik dönemimiz ama geliyor 10 kişi, 12 kişi, 20 kişi böyle dersler yapardık akşamları. Ve birçok insana Kur'an-ı Kerim okumayı öğrettik, tecvid dersleri verdik.
namaz surelerini tekrardan dinledik, ilmihal dersleri yapmaya başladık, siyer dersleri yapmaya başladık. Çünkü ilerledikçe bir şeyler katmanız gerekiyor, ilerledikçe bir şeyler katmanız gerekiyor. Biz o zamanlar genç yaşlarındaydık. Baktığımız zaman da hocamız peşimizi bırakmazdı, olayı devam ettirmemizi hep isterdi. İşte akşamları kimse boş kalmasın, illaki bir sohbetiniz olsun, akşam dersiniz olsun, işte esnaflara söyleyin, Kur'an dersi var bu kursta, akşamları gelin, işte 8 ile 9 arası. 10'la 11 arası, yani iş çıkışı saat kaça uygunsa 7-8, 8-9, 9-10 hiç fark etmez. 11'lere kadar ders yaptıklarımızı biliyoruz biz yani. Ondan sonra bu şekilde dersler devam ederdi. Şimdi bu cami projesinin yanına o zaman demek ki Osmanlı demiş ki bu imam burada tek kaldığı zaman da sıkıntı yaşıyor. Dalıyor dünyaya, ya ziraat işine dalıyor, ya hayvancılığa dalıyor, ya telekom işine dalıyor, bir işe dalıyor. Şimdi emri bir maruflara çıkıyoruz. Kendi arkadaşlarımız da var camilerde beraber okuduğumuz. Ziyarete gidiyorsun. Bakıyorsun adam yani ruhu iç, hani derler ya adam ölmüş de bırakmışlar onu öyle. Yani sıkılmış tek başına. İnsanlara bir şeyler anlatacak kuvveti, kudreti, zevki, tadı, lezzeti yakalayamamış. Yani tek başına sıkılmış orada yani. O yüzden dolayı demek ki ne lazım? Bu adamın ama orada bir medresesi olsa, bir de medresede vazife yapsa, neredesinden gider namazını kıldırır. Gelir oturur talebeyi dinler. Yetiştirmeye devam eder. O ara insanları davet eder. Zaten insanlar orada Kur'an kursu olduğunu bildiğinden dolayı oraya ne yaparlar? Geçerler. Hanımı da kız kurslarına ne yapar? Müdahale eder, ilgilenir. Bu sefer ne olur? Bu sefer Efendimiz'in dediği olur. Gerçekten Allah'ın hukuku kainata, dünyaya, Türkiye'ye özellikle ne olur? Türkiye'de bir canlanma olur. Diğer İslam ülkelerinde, İslam beldelerinde bir örnek teşkil etme durumuna geçer. Yoksa bugün biz kimseye kızma durumunda veya işte ya şu kurum şöyle, bu kurum böyle, şunlar şöyle, şu hocalar böyle deme durumunda değiliz. Hepimizin eksikleri var ama bir araya geldiğimiz zaman da bakın şimdi bu programda biz 4 kişiyiz. İşte Osman Hocam bir yerden anlatıyor, Abdurrahman Hocam bir yerden anlatıyor. Yani ikisi gelmese ben tek başıma mesela sıkılırım. Evet. Derim ki ya bu hafta ben de gelmeyeyim. Hemen nefsim kaçma yönünde ilerler. O yüzden dolayı ama hep beraber diyoruz ki cuma akşamları arkadaşlar idealist programımız var. İnsanlara bir şeyler anlatacağız. Konularımız bunlar. Bir bakalım nedir, ne değildir, ne yapabiliriz. Birlikten kuvvet doğuyor. Ama sen şimdi Ağrı'nın dağında bir tane camiye adamı gönder. 20-22 yaşında, 25 yaşında adamı. Bu adam orada ne yapacak? Tek başına ne yapsın? Bir iki kere de böyle gönlü kırıldı mı? Camide namazı kıldırdı mı kaçmaya bakacak. O yüzden dolayı sorulursa bizim fikrimiz caminin yanında bir medresenin olması. Yani bugün cami inşa edildiği gibi medrese inşa edilebilir. Belki birçok zaten Osmanlı camilerinin yanında var. Onlar aktifleştirirsin. Kafeterya niye ya medrese? Bu saygısızlıktır. Kur'an'a saygısızlık, camiye saygısızlık. Caminin altında market var. Market olacağını oraya yap Kur'an kursu. Caminin altında bilmem bankamatikler var. Caminin altında böyle acayip acayip belli başlı camiler var. Yani yekpare bir şekilde dükkan ya fırın var. Pastane var. Ne işi var orada pastanenin, hastanenin? Yani yap oraya bir medrese. Ondan sonra koy oraya bir vazifeli imamın yanına da bir hoca efendi. Talebe çoğaldıkça da hoca ekle. Bugün gerçekten bak alım yaptılar mı bir sürü giden oluyor yani. Hoca çok. Türkiye'de şükürler olsun. O yüzden yetiştirip ne yapmak lazım? Demek ki medreseyle beraber desteklemek lazım. O zaman Allah'ın izniyle bu cami projesi her mahallede İslam'ı anlatan bir Ashab-ı Suffe, o Mescid-i Nebevi olursa o zaman oradan insanlar ne yapacaktır? Faydalanacaktır. Hatta bu insanlarımız için de çok iyi olacaktır. İnsanlar emekli oluyorlar, yaşlanıyorlar veya işte belli bir iş potansiyelini tamamladıktan sonra, kenara çekildikten sonra hele de böyle uzak diyarlara giderse adam bir köyüne gittiği zaman misal olarak ya orada bir sohbet istiyor. Yani bir insan, 2. Murat aklıma geliyor, Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası. Biraz yaşlılığa geçince biliyorsunuz tahtı terk eden tek padişah. 2. Murat Han Hazretleri tahtı terk ediyor daha hayattayken. Fatih Sultan Mehmet Han'ı bırakıyor 14-15 yaşlarındayken. Diyor ki artık ben biraz kendimi inzivaya, zikre, Manisa'ya gidiyor. Zikre biraz daha Rabbime ayıracağım. Baktım bundan sonra yaş kemale erdi, vazifeleri yaptık. Artık zikre ayıracağım. Sonradan bir daha geri dönüyor. Şimdi oralara girmemiş, uzayıp gitmesin. Baktığınız zaman da bir padişah ne yapıyor? Emekliliğe ayırıyor kendini bir nevi.
Müslümanın emeklisi olmaz ama emekliye ne yapıyor? Kendisini ayırıyor ki daha çok artık hayatımın bu dönemini zikirle, sohbetle, Kur'an'la, işte muhabbetle, daha çok İslami faaliyetlerle, ibadetlerle Rabbimi ayırarak geçireyim. Şimdi bizim insanımızın da düşünceleri öyle değil mi? Neden? Nereden anlıyorsun bunu? Camiye bir giriyorsun. Kim var? Yaşlı. İşten ayrılmış insanlar, çalışmayı bırakmış insanlar nedir? Camilerde. Bu insanların neye ihtiyacı var? Sohbet dinlemeye ihtiyacı var, ilmihal çalışmaya ihtiyacı var, Kur'an okuyup okuduğu zaman dinleyip hatalarını düzeltmeye ihtiyacı var, ezberlerini toparlamaya ihtiyacı var, işte ne bileyim herhangi bir İslami faaliyete katılma ihtiyacı var. İşte bunlar olduğu zaman bu sefer insanın yaşlılık dönemi de çok lezzetli, çok tatlı geçer ve onlar da küçüklerine güzel örnek olmuş olurlar. Bu projeyle alakalı fikrimiz, düşüncelerimiz bu şekilde. İnşallah camiyle beraber yanında ne olur? Bir de medrese de olur. Öyle. Bizim birçok yerde medreselerimiz var. Camilere bağlanabiliriz bu arada yani. Camilere destek verebiliriz. İnşallah diyelim. Osman Hocam, sizden bu konu hakkında neler söylemek istersiniz hocam? Ben normal şartlarda tabii bu konuya sevinmedik diyemeyiz. Hep beraber seviniyoruz. Hocalarım da gerçekten söylenmesi gerekeni söyledi. Ama şunu belirtmek isterim ki caminin içindeki insanlar şuurlu olmadan gençler başka yerlerde başka şeylere düşmeye devam edecektir. Şimdi normal şartlarda ben bu konuyla alakalı bir ifade kullanmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz işte demin de Mecid Hocam söyledi ya, camilerde devamlı işte gidiyorsunuz, yaşlıları görüyoruz diye. Şimdi bir genç, kanı hızlı akıyor, yerinde duramıyor. Aynı zamanda arkadaş çevresi, şu andaki ortam, biliyorsunuz zaten bunları biz idealist programında konuşuyoruz Emre Hoca. Evet. Çevresi, arkadaş ortamı, takılmış olduğu ortam, işte sosyal medyası, televizyonu, şusu, busu, dizisi, filmi. Bu arkadaşın, yani bir genç arkadaşın normal şartlarda bunların hepsinden soyutlanıyor. Yani filmlerden, dizilerden, şuradan buradan, arkadaş ortamından, işte dünyanın şu anda özellikle bataklığa, yani batıla çok ciddi bir şekilde gitmiş olduğu bir dönemde o rüzgardan, o tsunami'den, o şeyden kendini çekip camiye getiriyor. 16-17 yaşında bir genç. Nefis şeytanı yenmiş, dünyayı yenmiş. Bana göre 16-17 yaşında camiye gelen bir genç dünyayı yenmiş. Çünkü dünyanın akışına karşı duruyor ya demektir. Ya. Ne kadar güzel, ne kadar özel. Onun daha sonrasında işte abdestini alacak. Abdest alırken yanına bir tane huysuz bir ihtiyar oturuyor. Kusura bakmasın böyle konuştuğum için insanlar ama böyle yani. Olay böyle. Bu konuyla alakalı şey de alacaksam, tepki de alacaksam önemi yok. Çünkü bu konunun düzelmesi lazım. Huysuz bir ihtiyar oturuyor. Evinde çocuğu sözünü dinlemez, torunu sözünü dinlemez. Karısı git de başımdan, senden kurtulayım der. O da mecburiyetçe camiye gelmiştir. Huysuz ihtiyar, anladın? Artık evde laf sokacağı kimse kalmamıştır. 17 yaşında genç abdest alırken suyu az aç. Onu yanlış yapıyorsun. Bunu böyle yapıyorsun diyerek o genci aslında nefsin, şeytanın, dünyanın yapamadığı o camiden koparma olayını başarıyor. Bu yaşlının kıldığı namazdan ne olur? Allah rızası için söylüyorum size. Daha sonrasında bu genç onu da atlatıp içeri geçiyor. Namazını kılacak. Namazını kılarken bakıyorsunuz diğer bir huysuz ihtiyar, o da işte kahvede özür dileyerek söylüyorum, okey de yenilmiş, gelmiş çocuğa İslam. Bunu niye böyle söylüyorum biliyor musun? İslami şuurda değil aslında. Sadece yaşlanınca namaz kılacaksın kafasıyla camiye gelenler için söylüyorum. Hakiki manada zaten ibadetlerini gençliğinden beri güzel bir şekilde takip edip gerçekten namazı hakkıyla kılan insanların, iyiliğini isteyen insanlardan bahsetmiyorum yani. Bu insan geliyor, o dünyayı yenmiş, nefsi yenmiş, şeytanı yenmiş, arkadaşlarını yenmiş, dünyayı yenmiş, Allah'a gelmiş insana böyle namaz kılınmaz, şöyle namaz kılınmaz, ondan sonra şöyle geç, böyle geç, birinci safa geçme, ikinci safa geç, bilmem ne diyerek bu çocuğu camiden soğutuyor. Şimdi bu adamın kılmış olduğu namazdan Allah için soruyorum ne olur? Kılmasın demiyorum. Ama ya bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkmak
Yani sen gelmişsin belki de 5 sene daha namaz kılacaksın. 10 sene belki de ömrün yetmeyecek. Öleceksin, gideceksin, vefat edeceksin. Ama o çocuk senin bu hareketinde belki de yıllarca namaz kılmayacak yani. Senin bu hareketinle belki de bir ömür namaz kılmayacak. Ve ben bunun gibi çok misaller duyuyoruz. Mecit Hocam özellikle bu konuda mesela ya bir yere gittik bir hoca bize böyle dedi. İşte şey imam bize böyle dedi. İşte gittik yaşlı amca böyle dedi. Filanca hocada okuyacaktım bana böyle dedi. Bir daha da ben namaza gidemedim. Böyle şeyler çok duyuyoruz yani. Sosyal medyada şurada burada devamlı olduğumuz için duyuyoruz yani. Bunu duyuyoruz. Babası yüzünden, dedesi yüzünden, amcası yüzünden her bahane değildir. Başka bir konu. Ama biz de gençlerimizi normal uzaklaştırmamak için bunun mücadelesini vereceğiz yani. Şimdi normal şartlarda biz yani benim normal şartlarda başıma gelen olaylar bu olaylar yani şimdi camiye çok genç gitmediği için mesela biz zamanında işte belli camide mesela köye gittiğimizde şuraya gittiğimizde buralarda kendi ortamlarımızda kendi cemaatimizi yapıyoruz ama gittiğimizde mesela camilere şunlara bunlara gittiğimizde bakıyorum yani beni camiye sokmamak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Sokmamak için derken özel bir çaba yok ama yani böyle beni takip ediyor. Giriyorum içeri beni takip ediyor. Hepsi beni takip ediyor. Hatamı yapacağım, namaz kılarken ne yapacağım? Ya sizi ilgilendiren bir konu değil. Ben Allah'a geldim, sana gelmedim ki. Gelmem zaten. Çocuğun senden kaçıyor, torunun senden kaçıyor, karın senden kaçıyor. İşte işçin kaçıyor, marketçi kaçıyor, herkes senden kaçıyor. Sen ne yapmışsın? Herkes senden kaçınca Allah'a gelmiş. Ben de Allah'a geldim, sana gelmedim. Gelmem zaten ya. Çağır beni caminin önünde. Bak oturuyor muyum yanında? Oturmam. Huysuzlardan bahsedeyim yanlış anlaşılmasın. Şimdi normal şartlarda bu şuurda bir adama şimdi sen bir cami daha yapsan ne olur ki? Buraya genci sokmadıktan sonra gençlere böyle muamele yapıldıktan sonra. Ben bu bir muameleyi anlatıyorum şu anda. Yani bu muamelelerin genellikle mesela imam efendilerin özür dilerim söylüyorum. Ben şimdi gittik Maruf'a gittik. Yani şalvar şüphe sarık bu şekilde gitmişiz. Yani imam bize sırf bu şekilde gittiğimiz için gerçi bizim Muğla'ya gittik ama bu şekilde gittiğimiz için bize nasıl denir ona? Tavır aldı ya. Tavır aldı yani. Selam vermiyor yani. İmam ya. Oranın caminin imamı yani. Ya bana tavır alıyorsun. Ben şalvar cübbesi. Bir de bizim yanımızda arkadaşlar var. 18 yaşında 19 yaşında sarığına takmış şalvarın cübbesini giymiş gelmiş. Ya imam derdin ne senin? Yani bu adamı dinden soğutmak mı veya şey yapmak mı yani? Güzel kardeşim. Ha, yanlış anlaşılmasın. Bizim normalde ne imamla ne cemaatle ne bilmem neyle. Ben selam vermese daha çok memnun olurum. Öyle adam bize selam verse bu sefer kalbindeki şeyi bize bulaştırır. Biz daha çok memnun oluruz. Ama ya kardeşim buraya sadece ben gelmiyorum ki. Buraya 16-17 yaşında Allah'ı arayan, Mevla Teala ile kavuşmaya, huzuru arayan bir genç geliyor yani. Ve sen buna nasıl davranıyorsun? Bu çok önemli bir şey benim için, benim gözümde yani. Bak geçen programda söylemiştim, yine tekrar ediyorum. Sultanımız Efendi Hazretleri Kudüs'e ruhu Allah gani gani rahmet eylesin aziz ruhuna. Şimdi normal şartlarda mesela bizim Hacı Musa var. Hacı Musa dedemiz bir kişiyi toparlamış. Bir kişiyi ne yapmış? Toparlamış. Normalde dedelerimiz ona göre şeyleri varmış. İşte köylerde cahillikleri varmış. Bir kişiyi toparlamış ve bir kişiyle beraber bütün sülale Mevla Teala'yı tanıyan, peygamberini bilen, Allah dostlarını seven bir sülale ortaya çıkmış. Bak bir kişi. Yanlış anlaşılmasın. Her şey bir kişiyle başlar. Efendimiz... normal ilk iman eden kimdi? Efendimizdi. Tekti Efendimiz. Doğru mu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek başınaydı. Bak bir kişiyle her şey başlar. Doğru mu? Doğru. Şimdi normal şartlarda bunu güzel bir şekilde anlamak lazım. Bir ifade var ya onu şimdi şey yapmaya çalıştım. Diyor ya bir çiçekle bahar gelmez ama bir çiçekle bahar başlar. Şimdi olay böyledir yani. Şimdi sen o bir genç ya filanca köyün camisindeki bir genç ne olur değil. O gencin bir toparlaması, senin ona öğreteceğin bir ders, öğretmiş olduğun bir güzellik, öyle değil mi Emre Hocam? Kesinlikle. Öğretmiş olduğunuz bir güzellik, öğretmiş olduğun bir mükemmellik, o çocuğun belki de ailesini, etrafını, sülalesini ve buna benzer yani çok kaliteli işler belki de o köyün kurtulmasına sebep olacak yani. Anlatabiliyor muyum? Mesela normal bazı köylerde de bunu duyuyoruz. Şimdi bu kısmı anlattık, öbür kısmı anlattık. Mesela imamlar köylüyle ilgileniyorlar. Mesela normal şartlarda onların genç çocuklarını hafızlık yerlerine yönlendiriyorlar. Kurslara yönlendiriyorlar. Böyle de imamlar var. Bunları da gördük. Allah onlardan razı olsun. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? O hafız oluyor. Daha sonra öğreniyoruz mesela onun kardeşi de hafız olmuş. Medreseyi bulaştırıyor yani köye. Ondan sonra bakıyorsunuz bu köy hafızlar köyü diyor. Ne kadar güzel. Ama bir imam belki de orada geldi. Başını okşadı. Gel dedi seni hafız yapalım dedi.
bir hafızla. Medreseye gitti, olayı gördü, kardeşini çekti, etrafını çekti ve köy artık hafızlar diyarı oldu. Cahillikten kurtuldu, belli şeylerden kurtuldu yani. Hocam bir tane misal var ya, şimdi öyle deyince aklıma geldi. Buyurun. Bir tane imam bir köye tayin olmuş. Bakmış ki kimse camiye gelmiyor. Ondan sonra gitmiş demiş ki efendiler siz ne sıkıntı, ne derdiniz var? Kahveye gitmiş, oraya gitmiş, buraya gitmiş. Başlamış milleti camiye bir şekilde sokmaya. Ondan sonra bakmış ki cami kültürü de bilmiyorlar. Ayakkabılarla giriyorlarmış içeri. Ondan sonra o da sesini çıkartmamış öyle. Devam etmiş. Sonra neyse bu adam gitmiş. Anlatırlar bunu, doğru gerçek bilmiyorum. Ondan sonra sonraki gelen imamla bir gelmiş namaza duracak. Millet camiye giriyor. Herkes ayakkabılarıyla giriyor. Ayakkabısız kimse girmiyor. Ondan sonra aramış o imamı. Demiş ki arkadaş sen bunlara ne yaptın böyle? Bunu nasıl bir namaz kılmak? Millet ayakkabılarıyla geliyor namaz kılıyor. Demiş ki ben onları ayakkabılarıyla içeri soktum. Sen de ayakkabılarını çıkartıp içeri girmeyi öğret. Anlıyor musun? O camiye kimse gelmiyordu. Ben onları içeri sokana kadar canım çıktı. Ayakkabılarıyla da olsa içeri soktum. E sen de şimdi ne yap? Çıkarttır da öyle kıldırttır bakalım gibi. Yani herkesin çalışması bir öbür tarafa ne yapıyor? Osman hocamın dediği gibi gerçekten bir öbür tarafa destek oluyor yani. Şimdi şimdi böyle olunca bu sefer Mecid hocam bundan misali gerçekten güzel. Şimdi böyle olunca bir kişiyle beraber bir bakıyorsunuz bu sefer köy ahalisi belli şeyler veya işte merkezde belli yerlerde olaylar toparlıyor. O yüzden bunları da güzel bir şekilde kadrolarımıza öğretmemiz lazım. Yani mesela normal şartlarda şuradayım ben. Mesela normalde ben bir belediye binasına veya işte bir devlet binasına, değil mi? Bir kamu binasına gitsem normal şartlarda benim halim, vaktim, kılık, kıyafetim ne olursa olsun benimle ne yapmak zorunda? İlgilenmek zorunda. Yani onun o anda mesela sen işte İslamcısın, sen işte bilmem necisin, sen şucusun diye ilgilenmeme şansı var mı? Yok. Aynı şekilde ben imamlarla alakalı da aynı şeyi düşünüyorum. Kim gelirse gelsin imam ilgilenmek zorunda. 5 yaşında çocuk da gelse ilgilenecek. 85 yaşında amca da gelse ilgilenecek. Sadece imamlar meselesi değil. Demin zaten şimdi yayını yeni açalım diyecek ya bunlar imamlar yok. Demin ben huysuz dedeleri de söyledim. Hani şey var ya imamın mesela camiye gitmez ama işte ezan merkezi okulunu arar şikayet eder. Böyle tipler de var yani. Onları da şey yapmıyorum. İşte öğretmek lazım, öğretmek lazım, anlatmak lazım. Rabbim hepimize başarılar ikram eylesin. Bir ara tabii şu konuşuyoruz. 140 bin mine kadrosu varmış Diyanet'in. Yani yanlış anlaşılmasın. Bir kişiyi şey yapsa yani, bir kişiyi hiya etse 140 bin kadro, bir kişiyi hiya etmiş olsa çok büyük rakamlar yapar yani. Çok büyük rakamlar yapar. O yüzden Rabbim inşallah başarma ikram eylesin. Güzel bir şekilde, kaliteli bir şekilde inşallah millete, milletimize İslam'ı sevdirmeye nasip eylesin diyorum. Evet. Huysuz dedelerimize şu konuda da bir ricamız var. Bazen gençler de, bizim yaşlarımızdaki gençler de çocuklarını camilere, mescitlere getiriyorlar. Namaz kılarken 2 yaşındaki çocuk, 3 yaşındaki çocuk biraz ses yapıyor, koşuşturuyor. Bu sefer dedeye, çocuğa ve babasına kızıyor ve bu sefer o baba çocuğunu mescide götüremez hale geliyor. O yaşlarda mescide gelen çocuklar inanın 15 yaşında, 10 yaşında, 7 yaşında artık hayatının diğer yaşlarında çok rahat bir şekilde namazlarını kılabiliyorlar. Çünkü daha hiç bilinci olmadığı yaşlarda camide büyümüş, o havayı tatmış, o bedenine oturmuş bir şekilde oluyor. Lütfen 2 yaşında, 3 yaşındaki çocukların iki koşuşturmacısına, ses çıkartmasına bağırıp kızmayın diyorum. Bu haftalık da bu i̇şte kadar. O normalde, özür dilerim, o normal şartlarda işte 2 yaşında çocukla bir alakası yok o söylediklerinin. O mesela normalde senin tek başına da gitsen sana bir şekilde takılıyor, anlatabiliyor muyum? Evet. Şöyle yapma böyle, yani böyle nasıl diyeyim sana, diyorum ya çocukları kaçmış, karısı kaçmış, herkes ondan kaçıyor, yürü git falan filan diyorlar buna. Ondan sonra geliyor camide huzursuzluk, camide işte. Şöyle bir şey duymuştum, çok hoşuma gitmişti. Tabii bak bunu ben böyle konuşuyorum, çok sevimli dedelerimiz, çok güzel insanlar, caminin içinde müthiş insanlar da var, onu da söyleyeyim yani. Şöyle bir şey duymuştum, çok hoşuma gitmişti. Diyor ki yaşlılığında diyor mutsuz insanlar, yani gördüğünüz zaman mutsuz olan insanlar diyor aslında
gençlerdeki mutluluğun, gençlerin mutluluğundan rahatsız olan insanlar aslında diyor gençlerin mutluluğundan rahatsız olmuyor. Gençliğinde yaşayamadığı mutluluğundan rahatsız oluyor diyor. Şimdi bu çok önemli bir ifade. Yaşayamadığı bir hayatın acısını milletten çıkarıyorsun ama bununla beraber bak burada sen yalnız milleti dinden soğutma durumunda oluyorsun. Rabbim muhafaza eylesin. Evet. Amin. Hocalarım son bir söz söylemek isterseniz söz verebilirim. Yoksa programımızı kapatacağız. Teşekkür ederiz. Güzel program oldu. Allah razı olsun. Ben de teşekkür ediyorum. Bu haftalık da bu kadar hocalarım. Allah razı olsun sizlerden. Değerli izleyenlerimiz, geceniz mübarek olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.